İster kola isterse gazoz olsun, Meksikalılar ve Amerikalılar gezegenimizdeki alkolsüz içeceklerin çoğunu tüketen iki millettir. Şimdi biraz sayılardan bahsedelim. Ortalama olarak her yıl tipik bir Meksikalı veya Amerikalı 240 mililitrelik 630 bardak meşrubat içer. Bu neredeyse her gün 2 bardak anlamına geliyor. Şimdi bu sayıyı bir de bu iki ülkede yaşayan milyonlarca insanın sayısıyla çarpın. Ve tabii dünyanın geri kalanının da bu gazlı içeceklerden içtiğini düşünün. Evet, bu içeceklere gerçekten çok yüksek talep vardır ve meşrubat işi çok başarılı bir iştir. Alkolsüz içeceklerin hikayesi 17. yüzyıl Fransa'sında başlar. 1676 yılında bir şirket limon suyu ile balın karıştırıldığı bir su üretmeye başlar. Sadece 5 yıl sonra birkaç girişimci sağlıklı maden sularını taklit etmek maksadıyla bu suya gaz ilave edebileceklerini düşünürler. Bu içecekler çok popüler olur ve zamanla üreticiler bunlara zencefil, limon ve tonik gibi başka tatlandırıcılar eklemeye başlarlar. Ve günümüze gelirsek artık çok çeşitli ve farklı alkolsüz içecekler üretilmektedir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri pazarında 450'den fazla farklı alkolsüz içecek mevcuttur. Şimdi size alkolsüz içeceklerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu arada kutuyla şişedeki gazlı içeceklerin tadının farklı olduğunu hiç fark ettiniz mi? Birazdan bunun da cevabını vereceğim. Genel olarak alkolsüz içeceklerin su, şeker şurubu ve karbondioksit olmak üzere yalnızca 3 bileşeni vardır. Alkolsüz içecekler arasındaki fark şurubun içindeki maddelerde ve bunların oranlarında yatmaktadır. Üretimde kullanılan farklı şeker türleri vardır. Bunlardan biri fruktozdur ki bu esasen meyve şekeri anlamına gelmektedir. Fruktoz birçok sebze, meyve ve balın içinde doğal olarak bulunur. Ancak fruktoz, şeker kamışı, şeker pancarı ve mısır yetiştirmek suretiyle özel olarak ticari kullanım içinde üretilebilir. Özellikle bu tarım ürünleri fruktoz açısından zengindir. Alkolsüz içeceklerde kullanılan bir diğer yaygın şeker türü sakarozdur. Sakaroz, hepimizin bildiği şekerin süslü bilimsel ismidir ve bir molekül fruktoz ve bir molekül glikozdan oluşur. Üreticiler şurup yapmak için farklı tür şekerleri, asitleri, tatlandırıcıları ve renklendiricileri yalnızca kendilerinin bildiği benzersiz bir oranda birleştirirler. Yalnız bu oran bir sırdır. Genel olarak şeker meşrubatların yaklaşık %7 ila 12'sini oluşturur. Kulağa çokmuş gibi gelmiyor ama aslında öyledir. Normal bir kutu gazlı içecekte yaklaşık 8 çay kaşığı şeker bulunur. Ortalama bir Amerikalının her gün neredeyse 2 kutu tükettiği düşünüldüğünde bu günde 16 çay kaşığı şeker demektir. Bu durum obeziteye, diş çürümesine ve diğer birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle alkolsüz içeceklerle ilgili temel sorun şekerdir. Bugünlerde şekersiz pek çok meşrubat mevcuttur. Peki bunları tatlandıran şey nedir? Tabii ki yapay tatlandırıcılardır. İlk diyet alkolsüz içecek 1950'lerde ortaya çıkmış ve sağlık sorunları olan insanlara hedef almıştır. Şimdi bu içecekler çok daha popüler hale geldi. Bu içecekler de normal alkolsüz içecekler kadar tatlı olmalarına rağmen şeker veya kalori içermezler. Ancak bilim insanları bu içeceklerde şeker olmamasının onları daha sağlıklı yapmadığını iddia ediyor. Şimdi bu içeceklerin tarifine geri dönelim. Bunun için suya, şeker şurubuna ve biraz karbondioksite ihtiyacımız var. Alkolsüz içeceklerin %90'ından fazlası sudur. Bu suyun içinde bakteri ve asıltı parçacıklar olmaması için iyice saflaştırılmaları gerekir. Bakteriler içeceğin tadını tamamen bozabileceğinden suyun yüksek kalitede olması başarının anahtarıdır. Buna göre su arıtılır, filtrelenir, sterilize edilir ve klordan arındırılır. Daha sonra belirli oranlarda içine şurup karıştırılır ve daha önce dediğimiz gibi bu oran yine sadece üreticisi tarafından bilinir. Şşşt! İşte meşrubatımız oluştu ama içinde henüz baloncukları yok. Şimdilik bu içecek sadece çok tatlı sudan ibaret. İşte içindeki gazın tamamı kaçtıktan sonra içtiğiniz şey de budur. Bu baloncukları elde etmek için üreticiler karbondioksiti kullanırlar. Karbondioksit atmosferimizde doğal olarak oluşan renksiz bir gazdır. Bu gaz laboratuvarlarda da üretilebilir ve üreticiler bunu içeceklerde kullanırlar. Tatlandırılmış renkli su, içeceğin içine karbondioksit ekleyen ve ona bu kabarcıkları ve ışıltıları veren karbonlaştırıcı basınçlı bir deponun içine gönderilir. Daha sonra bu sıvı bir kutuya veya şişeye doldurulur. Şimdi size bir şey göstereyim. Bakın, bu alüminyum disk aslında birazdan içecek kutusu olacak. Bu kutulardan bir tane yapmak için gereken tüm malzeme bu. Alüminyum, ortasında bir delik bulunan halka şeklindeki iki disk arasına yerleştirilir. Ardından silindirik bir zımba bunu aşağıya bastırır ve diski küçük bir bardağa dönüştürür. Bu bardağın çapı gerekenden biraz daha büyük olduğundan daha küçük boyutlu bir zımba bardağı presleyip diğer bir çekmek kalıbının içinden geçirir. Bardağın çapı artık daha küçülmüştür ve şimdiden boyu biraz artmıştır ama bu henüz yeterli değildir.
Üçüncü aşamada diğer bir zımba bardağı bir düzleştirici halkanın içinden iterek bardağın duvarlarını inceltip uzatır. Daha sonra bardağın alt kısmında bir kubbe oluşturulur. Zımba bardağı bombeli bir parçanın üstüne iter ve zımbanın bu parçayla eşleşen bir iç büke girintisi bulunur. Bardağın tabanı preslendiğinde kubbe şeklini alır. Kutu basınca karşı daha dirençli hale geldiğinden bu şekli son derece önemlidir. Çünkü alkolsüz içeceklerin kutusu bu baloncuklar sebebiyle çok fazla iç basınca maruz kalır. Evet, kutu şu an hazır. Tek yapılması gereken şimdi onu düzgün bir şekilde kesmek, logosunu yazdırmak ve üstünü kaplamaktır. Plastik şişeler PET adı verilen full full haldeki plastik parçacıklardan yapılır. Bu parçacıklar genellikle geri dönüştürülmüş plastikle karıştırılır. Bu karışım parçacıkları ısıtıp eriterek yoğun bir sıvı haline getiren bir enjeksiyon makinesinin içine girer. Daha sonra diğer bir makine sıvıyı içinde bir soğutma sistemi olan silindirik kalıbın içine iter ve burada oluşan kalıpların ilk hali hemen sertleşir. Bunun sonucunda şeffaf plastik tüpler oluşur. Daha sonra bu kalıplar üretilecek şişenin şeklindeki bir kalıba yerleştirilir ve özel bir makine ilk kalıbın gerekli şekli alması için yüksek basınçta hava üfler. Daha sonra plastik nihai şeklini alması için soğutulur. Alkolsüz içeceklerin iç basıncı vardır. Şişe doldurulduğunda sıvı plastiği dışarı doğru iter ve şişenin tabanını biraz eğip dengesizleştirir. Bu nedenle içinde alkolsüz içecek olan çoğu plastik şişenin alt kısmında 5 çıkıntı bulunur. Kavisli plastik her türlü basınca daha dayanıklıdır ve kolaylıkla deforme olmaz. Cam şişelerse doğal ham maddelerden yapılır. Bu şişelerin ana bileşeni karışımın %70'inden biraz fazlasını oluşturan silika kumdur. Karışımın içinde ayrıca silika kumun eşit şekilde erimesini sağlamak için gerekli olan %12 ila 16 oranında soda külü bulunur. Karışımın yaklaşık %10'unu ise camın daha dayanıklı olmasını sağlayan kireç taşı oluşturur. Bir cam şişe yapmak için önce gerekli tüm ham maddeler fabrikada karıştırılır. Ardından karışım 1500 derece sıcaklığa kadar ısıtılır ve gün boyu bu şekilde bırakılır. İçindeki tüm maddeler birlikte eridiğinde karışım makineden dökülen yapışkan bir sıvıya dönüşür. Daha sonra bu karışım parçalar halinde hassasiyetle kesilir ve parçaların her biri bir cam şişeye dönüştürülür. Sonrasında bu parçalar nihai ürünün kısmen oluşmuş bir versiyonunu hamur haline getiren ilk kalıba girer. Bundan sonra her bir parça çelikten yapılmış bir üfleme kalıbına girerek tekrar ısıtılır ve bir makine parçanın içine basınçlı hava üfleyerek camı son şekline getirir. Şu an şişe neredeyse hazır. Çıkış yolunda şişe ateşin içinden geçirilir. Makineler daha sonra şişeyi yavaş yavaş soğutur ve kullanıma hazır hale getirir. İçecek doldurulmadan önce şişe henüz yeni üretilmiş olsa bile temizlenmelidir. Bunun için büyük bir makine her şişeyi kavrayıp ters çevirir ve suyla durular. Daha sonra şişe doldurulmak üzere daha ileriye taşınır. Bütün bunlar şişelerin hepsinin çok temiz olması ve içinde içeceğin tadını bozabilecek hiçbir bakteri bulunmaması için yapılır. Son olarak şişeler içecekle doldurulur, kapağı kapatılır ve dükkanlara dağıtılmaya hazır hale gelir. Şimdi asıl sorumuzun cevabına dönelim. Kutu kolanın tadı neden şişelenmiş olandan farklıdır? Burada anahtar konu, metal kutuyla şişe üretmek için kullanılan malzemededir. İçecek kutuları alüminyumdan yapılır ve bunların içinde bir polimer astar bulunur. Bu astar içeceğin aromasının bir kısmını emip biraz değiştirebilir. Ayrıca bazı insanlar tada duyarlıdır ve içeceği kutudan içerken ağızda kalan metalik tadı algılayabilir. Bu aslında içtiğiniz içeceğin değil, dudaklarınızla dokunduğunuz kutunun tadıdır. Buna göre eğer metalik tadı sizi rahatsız ediyorsa içeceğinizi bir bardağa dökün. Plastik şişedeki gazlı içeceklerin tadı da biraz farklı olabilir. Buradaki sorun, plastiğin etanol adı verilen kimyasal bir bileşik içermesidir. Bu madde şişeden içeceğe aktarılır, bu da lezzetini biraz değiştirir. Yani orijinal tada en yakın gazlı bir içecek içmek istiyorsanız en iyi seçeneğiniz cam şişedekilerdir.